Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyon çeşitleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bir dönemi bitirdik. Ara tatili bitirdik ve bugün günlerden pazartesi. Yine sizlerle birlikteyiz. Fonksiyon çeşitleriyle sizlerle birlikteyiz. Artık tatil modundan çıkıp okul moduna geçelim. Bunun da en önemli en güzel dersi matematik olmasını bekliyoruz. O yüzden de matematikle başlamış oluyoruz. Sizin de en sevdiğiniz dersin matematik olduğunu düşünüyoruz. Evet arkadaşım haftaya fonksiyonlara dört işlem yapacağız. Fonksiyonlara başlamıştık. Şimdi de devam edeceğiz arkadaşım. Sonrasında da yavaş yavaş fonksiyonu ne yapacağız? Aralık ayı ile birlikte bitirmeye başlayacağız. Evet sözü fazla uzatmayalım. Bugün ne göreceğiz? İçine örten birebir fonksiyonu, eşit ve birim fonksiyonu, sabit ve doğrusal fonksiyonları tek çift fonksiyonları ve parçalı fonksiyonu görüp bitireceğiz arkadaşım. Peki hocam bunlar bizim ne işimize yarayacak? Her zaman sorduğunuz bir soru. Ortaya çıkışı çok eski çağlara dayanan fonksiyon kavramı klasik ve modern matematik arasındaki ayırıcı özelliklerinden biri olarak görülür. Arkadaşlar 19. yüzyıllarda artık biz modern fiziğe geçtik. Klasik fizik bir şey, ve modern matematiğe geçtik. Klasik matematik bitti ve gördüğünüz gibi teknoloji ileri teknolojilerde 20. yüzyılda çok fazla gelişti. İşte burada matematikler tarafından çeşitli bilimlerde tanımlanarak gelişen kavram için fonksiyon adını ilk kez Leibniz 17. yüzyılda kullanmış arkadaşlar ve birçok bilim insanının katkısıyla da geliştirilmiştir. 1960'lardan sonra fonksiyon kavramı ders kitapları ve öğretim programlarında yerini aldı. Buna göre de fonksiyon boş olmayan iki küme arasında her elemanı yalnızca bir elemana götüren bir eşleşmedir diye biz fonksiyonun tanımını yapmıştık. Peki ödevlerimiz neler? Hemen onu söyleyelim arkadaşım. Sıfırdan ona kitabımızda yani konu anlatımlı kitabımızda sayfa 100 ile 115 arasını yapıyorsun arkadaşım. Sayfa 100 ile 115 arasını yapıyorsun. Bakın burada neler var peki? Bakın fonksiyonu bitirmiştik. Şimdi içine örten fonksiyonu göreceğiz. Çözgeçle bir soru yapacaksın. Sonra hemen süzgeçe bakacaksın. Birebir fonksiyon yapacaksın. Hemen örnek sorun süzgeci yapacaksın. Böyle full tekrarlarla süper bir şekilde nereye geleceksin arkadaşım? Doğrusal fonksiyonla yapıp birim fonksiyonu da yapıp tek çift fonksiyonu da yapıp sayfa nereye geleceksin? 115'e kadar parçalı fonksiyon hatta 115'te geçiyoruz. 120'ye kadar yapacaksın. Peki Dinamo kitabında arkadaşım fonksiyonlara geçmiştik. Tetra 7 ile ne yapacağız arkadaşım? Tetra 7 ile ee, neresiymiş? 22 arasını yapacakmışız. Hemen bakalım oralarda neler var. Tetra 7 ile 22 arasına baktığımda biraz zor oluyor bunu açmak. Ha buldum. Şimdi bakın arkadaşlar eşit fonksiyonları geçtik zaten. Sabit fonksiyonlara bakacaksın. Pardon eşit fonksiyonlar da yine bizim konumuz arasında. Sabit fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonlar, birebir fonksiyonlar, içine fonksiyonlar, örten fonksiyonlar, birim fonksiyon, çift fonksiyon, tek fonksiyon, Parçalı fonksiyon derken nereye kadar yapacaksın arkadaşım? Sayfa 110'a yani tetra 22 dahil 23'e kadar yapacaksın. Yapamazsan kare okutuyorsun. Çok güzel bir şekilde canım hocam orada sana söylüyor. Sözü fazla uzatmayalım. Artık başlayalım. Fonksiyon çeşitleri içine fonksiyon. Bir tane fonksiyon tanımladık A'dan B'ye. Bizim elemanlarımız gittiğinde burada değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa Bakın değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa ya da bizim elemanlarımız karşı kümede içinde kalıyorsa yani içinde derken tamamını örtmüyorsa bakın örtmüyorsa o zaman biz içine fokusundur. Peki örten ne demek? Örtüyorsa bizim elemanlarımızın gidişi karşı tarafı örtüyorsa boşta eleman kalmıyorsa ezbere gerek yok ama örtüyorsam komple karşı tarafı ...biz buna örten fonksiyon diyoruz. O zaman ben şunu anladım. Bir fonksiyon ya içinedir ya örtendir. Niye? Boşta eleman kalıyorsa içine, kalmıyorsa örten. Herkesi örtüyorsam örten, herkesi örtemiyorsam... ...içinde fonksiyon olacaktır. Peki mesela bakalım ne diyor bize? Fonksiyonların örten ve içine olup olmadığını inceleyelim. Bakın şimdi tam sayılarda ben sıfırı koyarsam... ...bakın sıfırı koydum sıfır kime gitti... 2'ye gitti. E 1 koysam kime gidecek 1'e gidecek. E, 1 koysam kime gidecek 3'e gidecek. O zaman her bir sayı karşıda seri mesela eksi 2 koysam sıfıra gidiyor. Bakın tam sayıların karşılığında bütün tam sayılar ip gibi karşıma diziliyor mu? diziliyor. Peki burada bütün tam sayılar karşıdaki bütün tam sayılara gidiyor mu gidiyor? İşte biz buna örten diyoruz. Hocam nasıl ya? Herkes iki fazlasına gidiyor. İşte bu sonsuzluk kavramı var ya arkadaşım. Sonsuzluk kavramı olduğu için bütün negatif sayıların iki fazlasına, herkes iki fazlasına götürüyor kendini. Ama herkes tam sayıyı tam sayıya götürüyor ve aralarda boşluk kalmadan gidiyorsun. Peki doğal sayılara bakalım. Bakın şimdi çok dikkat. Burada sonsuzluk kavramı vardı başta ve sonda. Doğal sayılarda ben sıfır koyduğumda çünkü doğal sayılar sıfırla başlar. 1'e gidiyorum. E, 1 koyduğumda 2'ye gidiyorum. 2 koyduğumda 3'e gidiyorum. Aa çok güzel hocam. Bütün doğal sayıları koyabiliyorum. Koyduğumda da karşımdaki sayıların hepsi de yine doğal sayılara gidiyor. Dersen patlarsın. Çünkü bütün hepsinin doğal sayılara gitmesi değil. Burada 0'a giden kim? Yani burada düşünsene doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesi var. 0 1'e gidiyor. 1 2'ye gidiyor. 2 3'e gidiyor. Ama buradaki 0'a kim gidiyor? Kimse. O zaman bu nedir arkadaşım? Bu örtendi. O zaman bu da nedir? İçine fonksiyondur. Geldim buraya. H x kare ise reellerden reellere gidiyorsa arkadaşım çok dikkat et. O zaman bütün reel sayıların yine ucu açık mı? Açık. Peki sorum şu. Peki sorum şu. Tam sayılar gibi reel sayıların ucu ve sonu açık. Başı ve sonu açık. Peki x kare dediğim şey benim pozitif de negatif de olsam bütün cevaplarımı bakın x'in yerine ben pozitif negatif koysam da benim bütün cevaplarım pozitif olmayacak mı? Olacak. He. O zaman reellerde pozitifler var, sıfır var, bir de negatifler var. E reellerde yine aynı şekilde pozitifler, negatifler, sıfır var. E bu adamların her biri kime gidecek arkadaşım? Pardon özür dilerim şu sıfıra gider. Yani pozitifler pozitife, negatifler pozitife. E sıfır sıfıra gidiyor. E negatiflere kim gidecek arkadaşım burada değer kümesinde? Kimse gidemeyecek. İşte o yüzden bu da yine içine fonksiyon olarak karşıma çıkmış olacak. Peki birebir fonksiyon ne? Tanım kümesindeki her eleman karşıda bir elemanla eşleşmek zorundaydı ya. Ama mesela iki A'ya giderken bir de A'ya gidebilirdi. Artık birebir fonksiyonda gidemez arkadaşım. Niye? Herkes bir kişiye gidecekti ya. Herkes bir kişiye giderken artık kesinlikle ve kesinlikle herkes ayrı ayrı bir kişiye gidecek. Biz de buna birebir fonksiyon diyeceğiz. Peki bir A'ya giderken iki A'ya gidebilir mi? Bu ikiye bir olur. Bakın birebir gerçekten de birebir, birebir, birebir. Ne oldu? Oldu. Peki hocam C boşta kaldı. Arkadaşım önemli olan burada boşta kalmamasıydı fonksiyonda. Burada kalabilir. O zaman iki şey birleşebilir miymiş? Birebir fonksiyon ve içine fonksiyon olabilir. Bir fonksiyon birebir ve içine olabilir. Birebirlik elemanların gidişiyle alakalı, içine örten değer kümesindeki durumla alakalı. Bakın bu da birebir değil ama bu içine bir fonksiyon. Unutmayalım aklımızda olsun. Yani birebir örten ya da birebir içine olabilir. Birebir olup olmadığına bakalım diyor. Hemen yine söyleyelim. Ben burada eksi 2 diye bir sayı var. Versem benim cevabım ne çıkacak? 4 çıkacak. 2 e, diye bir sayı var versem ne çıkacak? O da 4 çıkacak. E, eksi 2 karşıda kime gidiyor? 4'e. 2 e, kime gidiyor? O da 4'e. O zaman bu birebir olur mu? Birebir olmaz. Geldim buraya. Küplerde birebir olur mu? Evet. Ben ne koysam karşımda farklı bir sayıya gideceğim. Eksi 3 koysam eksi 27'ye. 3 koysam 27'ye. 1 bir koysam 1'e. 5 koysam 125'e herkes birebir farklı bir elemana gidecek. Yine bakın artılardan reel sayılara dersem burada da yine birebir olur. Neden? Çünkü eksiler yok, sıfır da yok. O zaman 5 koydum 25 artı 1'den 26. 10 koydum 100 artı 1'den dolayı 101. İşte 15 koydum 225 artı 1'den dolayı 226 her sayı birebir gider. Bakın şunla şunun farkı ne? Hocam burada da x kare buradaysa. Burada negatifler pozitiflere gidiyordu. 2'ye 1 muhabbeti vardı. Ama burada herkes bakın 1, 2'ye, 5, 26'ya, 15, 226'ya gittiği için bu olay ne oluyor? Birebir olmuş oluyor. Peki eşit fonksiyonlar ne? E fonksiyonu A'dan B'ye. G fonksiyonu da aynı tanım kümesinden değer kümesine gidiyor. Ve her x benim a'dan seçtiğim her x iki kümede de aynı sayıya gidiyorsa bunlar ne olacak? Eşit fonksiyonlar olacak. Bakın biri 0 biri 1. Bir. Ne var arkadaşım tanım kümesinde? 3 tane de farklı fonksiyon tanımladım. Biri eksi x kare. Birisi x eksi 1. Bir, birisi de x küp eksi 2x. Bakalım doğru mu? 0 verirsem x'in karesi 0'da 0. Eksisiz yine 0. O zaman benim burada Görüntü kümem nedir arkadaşım? Benim burada görüntü kümem ne olacak? Sıfır olacak. Peki bir koyarsam e, eksi bir olacak. Bu tamam. Buraya geldim. Sıfır koyarsam eksi bir olacak. Tamam. Ne yapacağım bir de bir koyarsam bu da sıfır oldu. Tamam. Geldim buraya. Sıfır koyarsam sıfır oldu. Tamam. Süper. Bir koyarsam eksi bir oldu. Tamam. Yalnız bakın şimdi bunların cevapları hep aynı şeyler oldu. Ama bir şey dikkatinizi çekmesi lazım. Sıfır koyduğumda bu sıfır, bu eksi bir, bu sıfır. Bir koyduğumda bu eksi bir, bu sıfır, bu da eksi bir. Olayı gördük mü? İşte o yüzden f ile g fonksiyonunun birbirine eşit olması için aynı girdilerin cevaplarının da aynı olması lazım. O zaman ben ne diyorum? F h e eşittir f g'ye eşit değildir. f pardon f değil h g'ye eşit değildir dedik bunu da eşitlik durumlarında bu şekilde göstermiş olduk. Bakın f ile h birbirine eşittir. Aynı girdilere aynı çıktılar veriyor ama g de farklı çıktılar verdiği için bunlar eşit değildir. Geldik birim özdeşlik fonksiyonuna geldik. Birim fonksiyon demek şu demek arkadaşım. Her x elemanını a tanım kümesinden alıyorum ve kendisine gidiyor. Yani bir eleman kendisine gidiyorsa biz buna birim fonksiyon deriz. Bakın çok dikkat edin şimdi. Birim fonksiyon fx ile gösterilir. Yalnız ix diye de tanımlanabilir. Yani sana ix derse sen diyeceksin ki ix eşittir x'tir. Yani x x'e gidiyordur diyeceksin aklında olsun. Birim fonksiyonda unutma her eleman kendisine gidiyordu. İçi neyse dışı da o diyebilirsin. Bakın içi neyse dışı da odur. Bakın dışı da odur. Bu cümleyi unutmayın. Çünkü içi neyse dışı olacak. Bakın 5 beş 5'e gider. Evet de orada unutma. 2x artı 1 ise fx eşittir x ya. Bunun cevabı x değildir mesela. 2x artı 1'dir. Bunun cevabı kök 2 artı 1'dir. Aklında olsun arkadaşım. Geldim buraya. Burada ne var şimdi? Çok dikkat et. Fx fonksiyonu a artı 2 x kare b eksi 1 x c artı 4 var. Fonksiyonu birim fonksiyonsa ya arkadaşım birim fonksiyon neydi? Fx eşittir x olmasıydı. Yani x kare yok. E c artı 4 de yoktu burada. Sadece x olacaktı. E burada x olması için ne olacak arkadaşım? Buranın 1 olması lazım. Çünkü x'in önünde görünmez bir katsayısı var. E peki x kare yok olacaksa Demek ki katsayıyı sıfır yapacaksın. C artı 4 yok olacaksa orada da katsayıyı sıfır yapacaksın. Gel gör ki A artı 2 eşittir sıfır yapacaksın. C artı 4 eşittir sıfır yapacaksın. A eşittir eksi 2 yapacaksın. C eşittir eksi 4 yapacaksın. Bitmedi. Bakın B eksi 1'i de sıfır değil 1 yapacaksın. O zaman B'yi de 2 diye buldun. Sana bunların çarpımını soruyordu. O zaman eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 4. 2 işaret yan yana gelmez. Burada bir sıkıntı yok ama parantezi de alabilirsin. Eksi eksi artı 4 kere 4 16. O zaman ne oldu? Artı 16 olmuş oldu. Başka bir soru. Yine birim fonksiyon. Dikkat. İçi neyse dışı o olacak. Yani burada bir tane x küp olacak. x kare yok olacak. x'lerden de 2x olacak sayılardan da 4'e eşit olacağım. O zaman olayı kavradım. Bakın ne oldu? A eksi 1 eşittir 1 ise A eşittir 2 oldu. B eksi 2 eşittir 0 ise B eşittir 2 oldu. C artı 1 eşittir 2 ise C eşittir 1 oldu. D artı 7 eşittir 4 ise D eşittir eksi 3 oldu. Bana da bunların toplamını soruyordu. O zaman ne oldu? 2 artı 2 4 1 daha 5. Eksi 3 ile toplarsam da 2, 1, 3'ü götürür. O zaman cevabım ne olur? Eşittir 2 olur. İçi neyse dışı olacak. O zaman gördüğün gibi burası 2, burası 4, burası da 1 x küp olduğunu unutma. x karenin önünde de 0 olsun ki gitsin burayı da bitirmiş olalım. Geldik sabit fonksiyona. Bu sefer ne yapıyoruz? Yine a tanım b benim ne kümem arkadaşım değer kümem. Bir tane b'den ne yapıyorum? Bir sayı alıyorum. İşte bu B sayısı ne olacak biliyor musun? Her X ne verirsen vereyim ne olacak? Dışarısı hep aynı olacak. Bakın burada da içi neyse dışı aynı. Bak içi neyse dışı aynı. İçi neyse dışı odur değil. İçi neyse dışı aynı. Yani içeriye ne koyarsan koy. Ama dışarısı hep aynı olacak. Yani sabit bir sayıya gidecek. Biz de buna sabit fonksiyonuz. Mesela fx5 ise o zaman f1 de 5'tir f eksi 3'te 5'tir. Ne yapacak? Herkes sabit bir sayıya gidecek. Bakın burada gösterim şudur. Mesela bir küme var. Bir tane daha küme var. E 1 5'e gidiyor. Eksi ile 5'e gidiyor. O zaman ne oluyor? Peki sabit fonksiyonlar birebir midir? Kesinlikle birebir değildir değil mi? Sabit fonksiyonlar değil. Tanım kümende kaç eleman varsa herkes aynı kişiye gidiyor. Nasıl birebir olsun? Peki sabit fonksiyonun mantığı nedir? Sabit fonksiyonda unutma x yoktur. Bakın sabit fonksiyonda x yoktur arkadaşım. O zaman bakın fx eşittir. x kare x a artı falan filan diyorsa boş versen x yoktur orada. Yokun gösterimi neydi? 0 x kareydi. O zaman ne dedik? a eşittir 4'tür dedik. Bakın burada ne olacak? 0 x olacak. O zaman ne yaptım? b eşittir eksi 5 dedim. E peki bir dakika şimdi. a 4 ise e b eksi 5 ise e burada bir de 3 var. O zaman şurayı bir daha düzgün yazalım fx eşittir. Bu gitti, bu gitti. 4, 3 daha 7. 5 çıktı, 2. Bak burayı hallettim. Ben artık sabit fonksiyonda f2 buldum mu? Bana ne soruyorsa sorsun. F'in içine isterse zürafa koysun. Ne olacak arkadaşım? A çarpı B'nin ne olduğu önemli değil. Bakın ne olduğunu bulmuyorum bile. Çünkü umurumda değil. Bana cevabı soruyor. Cevabı kesinlikle 2'dir. Aklımızda olsun ve bunu da bu şekilde halletmiş olalım. Geldik çok önemli bir mevzuya. İşte burası çok 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 önemli. O da şu. Tanımlı olduğu aralıkta yani bu paydayı sıfır yapmayacak. Sabit fonksiyonsa bir bölme işlemi. X yok demiştik. O zaman bu X'lerin gitmesi lazım. Ne yapacaksın yani? Yukarıyı A parantezine aldığında X artı B bölü A. Aşağıyı C parantezine aldığında X artı D bölü C ne olacak arkadaşım? Bunlar birbirini götürsün ki cevap kalsın. Yani x'siz kısım kalsın. O zaman demek ki böyle bir bölme işleminde benim fx'imin cevabı a bölü c'dir. Bakın fx'imin cevabı a bölü c'dir. Unutma. Ve de b bölü a eşittir d bölü c'dir deriz. Ama bunu biz böyle söylemiyoruz da birazcık daha ezberden bakın aynı muhabbet bu arada. C buraya b buraya gelecek. A bölü C B bölü D diye hemen ezber mantığından söylüyoruz. Aklımızda olsun. Ama geliş noktası neresi? Burası. X'ler birbirini götürmesi için paranteze alınıyor. Oradan geliyor. Bak şimdi ne demek istiyorum? Ben şimdi bunu soruyor ya bana. Bana bunu sorduğunda o zaman ben hemen şunu söyleyeceğim. Bakın şimdi 3 yok diyor. Gördüğün gibi 3 koyarsan 18 3 olmaması lazımdı. Doğru aferin. Şimdi bize söylediği şey şuydu. N bölü 6 eşittir 9 bölü eksi 18. İşte yapman gereken sadece bu. 9 ile eksi 18 birbirini götürdü. N bölü 6 eşittir 1 bölü eksi 2. Buradan da ne oldu arkadaşım? Eksi 2 tane n eşittir 6 ise n eşittir eksi 3'tür diye bulmuş oldum. Peki bana f 1007'yi sorsaydı cevap neydi? f 1007'yi sorsaydı cevap neydi? İşte benim sana söylediğimde şu bak. fx eşittir a bölü c'dir. Yani eksi 3 bölü 6'dır. Yani fx dediğim şey Eksi 1 bölü 2'dir. Yani 1007'yi de sorsa, zürafayı da sorsa, eksi 1 bölü 2'dir bunun cevabı. Yani bu bir sabit fonksiyonsa ne koyarsan koy içeriye cevap eksi 1 bölü 2 çıkacak. Peki neyi nasıl buluyorsun? Oran, oran. Peki F'in cevabını nereden buluyorsun? Bu oranlardan bir tanesini aldın. Olay bitmiş oluyor. Geldim doğrusal fonksiyona. Doğrusal fonksiyonda da AX artı B. X kare yok. X küp yok. Sadece ne var arkadaşım? AX artı B var. Yalnız dikkat et. A da B de ne olacak arkadaşım? A da B de benim için reel sayı olacak. A da B de reel sayı olacak. Yani A sıfır olabilir mi? Kesinlikle olur. Hiçbir sıkıntı yok. Bunların hepsi söyledik. Doğrusal fonksiyonuna bakın. 3X artı 5. A3 B5. E, A1 B eksi 1. Buraya baktığında 2 bölü 3X eksi 7 bölü 3 var. Bakın A 2 bölü 3 B de eksi 7 bölü 3 olur. Çünkü bu 3 hem bunu hem bunu böler ayırmış oldum. Bir daha söyleyelim. Doğrusal fonksiyonda ne yoktur? Küp yoktur. Ne yoktur? Kare yoktur. Bir tek AX vardır. B vardır. Bize de F1 soruyor. O zaman bakın ben şuradan neyi biliyorum? A'nın 7 olduğunu B'nin eksi 3 olduğunu biliyorum. O zaman düzgün yazayım. Fx dediğim şey Bakın burası 0 oldu. Burası da 0 oldu. A dediğim şey 7 idi. 7x. B dediğim şey eksi 3'tü. Eksi 3. Bana F1'i soruyordu. F1 eşittir. 7 kere 1 eksi 3. İlk önce çarpma yapılacak. F1 eşittir. 7 kere 1 7. 3 çıktı. 4 olarak bulmuş. Oldum. Şimdi burada çok güzel bir muhabbet var arkadaşlar. İlk önce ben size klasik anlatayım. Sonra da pratik yolunu anlatayım. Bakın bir doğrusal fonksiyon diyor. Doğrusal fonksiyonda ben şunu biliyorum. Fx neydi arkadaşım? AX artı B'ydi. Şimdi burayı hallettik. AX artı B'ydi. Şimdi AX artı B ise F eksi 2 koyarsam yerine bakın F eksi 2 koyuyorum. O zaman eksi 2 X pardon X'in yerine koymuştuk. Eksi 2 A artı B cevabım ne oldu? 9 oldu. Peki aynı şekilde 5 koyarsak ne olacak X'in yerine? 5 A artı B eşittir. Eksi 5 oldu. Şimdi çok dikkat ederseniz şurada bir ne çıktı? İşlem çıktı. Bu işlemi düzgünce yapalım. Taraf tarafa çıkarma yapalım ki B'ye gitsin. Bakın B'den B çıkarsa B gider. Eksi 2 A'dan 5 e, A çıkarsa Eksi 2 A, eksi 5 A'dan dolayı Eksi 7 A eşittir. 5, 9, 14 oldu. A buradan da ne olmuş oldu? Eksi 2 olmuş oldu. Şimdi bakın A'yı eksi 2 bulduysam Yerine koyayım şurada. 5 çarpı eksi 2 Artı B eşittir. Eksi 5 Buradan da eksi 10 artı b eşittir eksi 5. Eksi 10'u karşıya attım. b eşittir 5 diye buldum. Şimdi çok dikkat. b eşittir 5 diye bulduk. Hatta şurada şu kahverengini yapalım. Bakın şimdi ne olmuş oldu? ax artı b'ydi. O zaman fx dediğim şey eksi 2 x artı 5 olmuş oldu. Doğru mu bakalım? Eksi 2 koyarsam 9 oluyor. 5 koyarsam eksi 5 oluyor. Doğru. Bir sıkıntı yok. 26 koy diyor bana. He ben 26'yı koyalım. X eşittir. Eksi 2 çarpı 26 artı 5'ten dolayı fx eşittir. Ne olmuş oldu? Eksi 52 eksi 40 diye bulmuş olduğum. Şimdi bu gibi sorularda sana pratik bir şey öğreteceğim arkadaşım. Buraya çok dikkat et. Çok 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 güzel bir şey bu. Onu öğrenmeye çalışsan iyi olur. Bakın şimdi f eksi 2 eşittir 9. F5 eşittir eksi 5. Bununla bunun arasında kaç fark var arkadaşım? Artı yedilik bir değişim var. Bunda bunun arasında ne var? Eksi on dörtlük bir değişim var. O zaman ben de diyorum ki bunlar doğrusal ya. Doğrusal demek oran demek. Bir oran vardır demek. Bakın bu artı yediye eksi, eksi on dört ya. Burada her bir artı bir artışta burası iki azalıyor. Bakın oran yediye eksi on dört ya. Oran azalıyor. O zaman ben de diyorum ki arkadaşım bak şimdi. Burası F26 olsa e bunun cevabı nedir diye bize soruyor. O zaman bence bunu bulmak kolay. Neden? Bak bununla bunun arasında kaç fark var? 21 fark var. E 7'de eksi 14 ise 21'de 3 katında da eksi eksi 42 artacak arkadaşım. E eksi 5'ten eksi 42 geri doğru gideceğine göre o zaman ne olacak? Benim buradaki soru işaretim eksi 5 eksi 42'den dolayı eksi 47 olacak. Yine söylüyorum oranlara dikkat ediyorsun. Artı 7 artı 21 her bire karşılık eksi 2 idi. O zaman 21'e karşılık eksi 42 olmuş olacak. Eksi 5'e 42 eklersen de yani eksi manasında 42 eklersen eksi 42 eksi 5 eksi 47 olur. Geçtim buraya. Tek çift fonksiyonların muhabbeti basit aslında şöyle. Senin elinde bir tane fx'in var ya. Nokta nokta nokta. Sen diyorsun ki ben bunun içine eksi koyayım. Ben x'in yerine eksi koyduğumda, ben x'in yerine eksi koyduğumda benim cevabım hala f(x)'e. Bakın unutmayın, bir daha söylüyorum. x'in yerine sen eksi koyduğunda cevap hala f(x)'e bu çift fonksiyondur. Ama sen eksi koyduğunda cevap dışarı kosuyorsa eksiyi bu da tek fonksiyondur. Peki hocam, eksi koydum ama alakasız bir şey çıktı. O zaman bu da ne tek ne çifttir. Hemen soruya bakalım. Bakın şimdi f'in yerine eksi x koyuyorum. Koyduğumda ne çıkıyor gördüğün gibi arkadaşım? Yine f eksi x'in cevabının x kare artı 2 olduğu çıkıyor. Yani f eksi x dediğim şey f x'e mi eşit? Evet o zaman bu nedir? Bu bir çift fonksiyondur. Bakın şimdi ben yine eksi x koydum. Bu da ne oluyor? 2 eksi x'in kübü oluyor. E, bu da ne oluyor arkadaşım? F eksi x dediğin şey e, küpte eksi dışarı çıkardı. Eksi 2x küp oluyor. E burası bakın burası önüne eksi almış bir gx değil mi? Bu arada bu gx'miş. Gx değil mi? Evet o zaman ne yapmış oldum? G eksi x neye eşit olmuş oldu? Eksi g e eşit olmuş oldu. O zaman bu da tektir. Şimdi buraya baktığımda da bakın arkadaşlar ben size bir tiyo vermiş olayım. X kare varsa işin içinde yani çift kuvvetler varsa bakın bunun yanında da x üzeri 0 var. Çift kuvvetler varsa bu nedir arkadaşım? Çift fonksiyondur. Tek kuvvetler varsa bu tek fonksiyondur. Yalnız burada bakın y 7 var, 1 var. Bir de şurada x üzeri 0 var ya. İşlem yapmaya gerek yok. Bu ne tek ne çifttir arkadaşım. Ne tek ne çifttir. Hocam nereden bildiğim bir daha söyle. Bakın üstlere baksanız yeter. Üslerin hepsi tekse o zaman tek fonksiyon. Hocam burada ama bir var. Bir var yedi. Bu bir değil arkadaşım. Bunun yanında x üzeri sıfır var. Üstler diyorum üstler. Kimin üstleri? X'in üstlerine bakacaksın. Geldim buraya. Tek fonksiyonsa arkadaşım unutma. Üstlerin hepsi tek olacak. O zaman bak buraya ne olacak? Bu gidecek. M artı 2 gitmenin anlamının ne olduğunu anladınız siz. Kat sayısı ne yapacak? Sıfır olacak. Peki buraya bakarsam ne olacak arkadaşım? E, evet, o zaman zaten bu olması gerekiyordu. Olması gerektiğine göre ne olacak? M'yi eksi 2 yazacağım. O zaman şurası eksi eksi 2'den dolayı unutma 2x olacak. Peki çift kuvvet olacak mıydı? Olmayacaktı. O zaman n eksi 1 yine 0. O zaman n ne olmuş olacaktı? 1 olmuş olacaktı. O zaman buraya da 1 yazacağım. Şimdi bakın fx'i bir modifiye edeyim. Bu gitti. Burası 2x küp oldu. Burada da n 1'di. Sadece x oldu. Bakın üstleri tek. Zaten tek fonksiyon diyordu. O zaman ne olacak? F2'yi soruyor. 2 çarpı 2'nin kübü artı 2. Ne olmuş oldu? 2 çarpı 8 16. 2 daha 18 olmuş oldu. Peki çift fonksiyonda ne vardı? Çift fonksiyonda unutmayalım. Sadece çiftleri olacaktı üstler. Ve unutma ne olacaktı arkadaşım? F eksi x eşittir f x olacaktı. Zaten burada iki tarz soru var. Bir üstün tek çift olması bir de f eksi x'in yerine f x yazabilmen. F eksi x'in yerine f x yazabilmen. O zaman hemen toparlayalım. Bakın f x eşittir 4 pardon f x artı 4 tane x'leri 4 eşittir. 3 tane f eksi x f x eşitti. 3 tane f -X, x 6. E bu adam buraya bu buraya gitsin. 4x üzeri 4 eksi 6 artı 6 olmuş oldu. 2 tane f x oldu. Bakın her tarafı 2'ye bölersen 2x üzeri 4' artı 3 eşittir fx olduğu için çok dikkat arkadaşım. Çok dikkat. Hocam bu tek ama tek değil arkadaşım. Üssü bunun çift. O zaman fx gerçekten de çift fonksiyonmuş. F 1'i soruyor arkadaşım. f 1'i soruyorsa 2 çarpı 1 üzeri 4 artı, zaten bu 3'tü. O zaman F1'de ne olmuş oldu? 2 artı 3'ten dolayı 2 kere 1 2. 2 artı 3'ten dolayı cevabı ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Unutma bak yine tekrar tekrar söylüyorum. 2 tarz soru gelecek karşına. F eksi x'in yerine x, fx koyman ya da üstlerin tekliği çiftliği. İşte o soruda nerede? Burada arkadaşım. Üstlerin tekliği çiftliğini soracaksan da Tek fonksiyonda tekler çift fonksiyonda çiftler olacak. Ya da f x'in yerine f x koyman başka bir mevzu yok. Geldik buraya. Bakın yine aynı mevzu. Ben neyi biliyorum arkadaşım? f eksi 2 f fonksiyonu tekse o zaman ne oluyordu? f eksi x eşittir eksi f x oluyordu. Ha, o zaman f 2 dediğim şey 11 ise f eksi 2 eksi 11'dir. Ama g fonksiyonu tekse o zaman ne biliyorum? g fonksiyonu de g eksi x eşittir gx. Yani f2 f-2 ile eşit olacak. Burada da f2 ile f-2 birbirinin eksilisi olacak. O zaman ben de ne biliyorum? g2 eşittir. g-2'ye o zaman g-2 de 5 olacak. Şimdi sorumuza gelelim. f-2 f-2 eksi 11'dir arkadaşım. Çarpı g-2 e 5'tir. Aynısı değişmeyecekti. Eksi f-2 e, eksi 11 dedik. Artı bakın bir de burada g eksi 2 var. Tamamen bir işlem karmaşası ama kolay. Eksi 11 5 ne oldu? Eksi 55. Burası da artı 11 oldu. Eksi eksi artı. Bir de burada 5 var. E, eksi 55 5 daha. Eksi 50. 11 eklersen de eksi 39 olur. Bir daha söylüyorum. F2 11 ise f eksi 2 bunun eksilisidir. Çünkü eksiyi dışarı kısıyordu ya eksilisidir. Ama çift fonksiyonlarda içi eksi olması dışını değiştirmiyordu. Yine aynı sayılardı. Bakın aynı sayılar ama bu bunun eksilisi. Ya biri diğerinin eksilisi. Ya biri 11 ise direk eksi 11 muhabbetini anladık. Buraya eksi 11, buraya 5 koydum. Eksi 55 çarpım durumunda. F eksi 2, bak F eksi 2 eksi 11 di. Önünde eksi var. Unutma. Burada da 5'ti zaten normal. Patlattım olayı bitirdim. Geldim son kısma parçalı fonksiyon ve bununla ilgili de güzel iki sorun var ve olayı bitiriyorum. Gerçekten müthiş bir zamanda bitirdik. Şu an 30 dakika civarı oldu ve süper bir şekilde bunu bitirince de 40 dakika olmadan bitirmiş olacağız inşallah. A, B, C, R, L sayı olmak üzere bir fonksiyonu iki tane alt fonksiyon şeklinde yazıyorum. Bakın tanım kümesini alt aralıklara bölüyorum. Ne yapıyorum? A'dan B'ye demiyorum da A'dan C'ye demiyorum da A'dan B'ye ve B'den C'ye iki farklı yer olur. Yani burada A kümemiz ne biliyor musunuz bizim? A dediğim şey benim için nedir? A kümesi kapalı A ile kapalı C arasında bir küme. A kümesi benim için kapalı A ile kapalı C arasında bir şey. Ben de ne yapıyorum? Öyle demiyorum da kapalı A ile açık B'yi birleştiriyorum. Ne ile? Kapalı B ile kapalı C'yi yapıyorum. Yani A'yı iki tane farklı küme yapıyorum. Fark eder mi? Fark etmez. Ne yapacağım? İki tane farklı kural söylüyorum. Bana getirisi ne olacak biliyor musunuz? Bir grafikte benim grafiğim şuraya kadar böyle giderken buradan sonrasında mesela şöyle gidecek. Tabi bu arada e, ne olur? Olabilir tabii ki de böyle bir şey olacak. Yani şeklin şemalin değişebilecek. Ne yapacak? İki farklı görüntüye ...oluşabilecek. Bunu söylüyor. Ne yapacaksın? Hangi sayı hangi aralıktaysa o fonksiyonu kullanacaksın. olayı Hemen örneğini gösterelim. Bakın fx eksi 2'ye kadar bunu yapmış. Eksi 2'den sonra bunu yapmış. Şimdi sen sayıları iyi tanıyacaksın. Eksi 4 nerede? Eksi 2'den küçük nerede? Kimi kullanacaksın? Bunu. O zaman x'in yerine eksi 4 koyuyorum. Bakın. Bunu hallettim. Artı. F eksi 2. Eksi 2'ye eşitlik buradaydı. O zaman hemen yazıyorum. Eksi 2'nin karesi. Artı 1. Bakın bunu da hallettim. F1 diyor. 1 nerede arkadaşım? Eksi 2'den büyük. 1'in karesi artı 1. Bunu da hallettim. Eksi 4 artı 7 artı 3. Eksi 2'nin karesi 4. 1 daha 5. 1'in karesi 1. 1 daha 2. O zaman 3, 5, 8. 2 daha 10 olduğunu buldum. Gördüğün gibi parçalı fonksiyon muhabbeti kim nerede olduğuna bakman başka bir action yok. Geldik daha karambol bir şeye. Eksi 1'den küçükler. Eksi 1 ve 2 iki arası 2'den büyükler. Eksi 1 eşitlik var unutma. Burada yalnız bir A var. Bakalım olayı çözmeye çalışalım. F3 diyor. F3'e baktığımda 2'den büyükler de bunu kullanacağım. E tamam fark etmez. A'lı olması sorun değil. Yazalım. A eksi 4 kere 3. X'in yerine bunu kullan diyordu. Kullandım. Böyle. F eksi 2. Eksi 2 nerede? Nerede eksi 2? Eksi 1'den küçüklerdi. Bakın 3 çarpı eksi 2 eksi 1 bunu hallettim. Artı, artı F1 diyor. F1 nerede? Eksi 1 ile 2 arasında. Yani 1'in kübü artı 2 muhabbeti var. Bir de ne var arkadaşım? Bölü 2 var. Şimdi çok dikkat et. Burası ne oldu? A eksi 12 oldu. Burası ne oldu? Eksi 7 artı 1 artı 2'den dolayı 3 bölü 2 oldu. Toparlayalım güzel gene. Şuradan devam edelim. A eksi 12 eşittir. Eksi 7 3 daha. Eksi 4. Eksi 4 bölü 2'den de eksi 2 olduğunu gördüm. A demek ki ne olmuş? Karşıya atarsam artı 12 olacağı için A benim için neymiş? Olmuş arkadaşım. Yapacağım şey aralıkları seçmek. Bakın 3 burada A olsun. Sen A'yı yaz. 4 kere 3 yazdım. A eksi 12. Bakın eksi 2 nerede? Burada. 3 çarpı eksi 2. Bir de eksi 1 vardı. Eksi 7 geldi. 1 nerede? 1 bu aralıkta. 1'in kübü 1. Bir ikiye toplarsam da 3 oldu. Şurası eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Eksi 12'yi karşı artı 12 atarsam 2 borcum vardı. 10 para 12 param geldi. 10 para cebimde kaldı. İşte olay budur. Sözü fazla uzatmayalım. Konuları bitirdik. İçine fonksiyon neyle alakalıydı? Değer kümesinde boşta eleman kalacak. Örten kalmayacak. Birebir herkes karşıda farklı bir elemana gidecek. Eşit fonksiyonlar. Hangi sayıyı veriyorsam karşı fonksiyonda da aynı şeye gideceklerdi. Birim fonksiyon içi neyse dışı oydu. I da de gösteriliyordu. Sabit fonksiyon herkes bir adama gidecekti. X yoktu. Doğrusal fonksiyon AX artı B B'ydi. Unutmuyorsun. Tek fonksiyon eksiği kusuyordu. Çift fonksiyon eksiği yutuyordu. Parçalı fonksiyonlarda alt alta fonksiyonların yerini belirlemeydi. Lütfen ödevlerini yap. Çünkü bir dahaki dersimizde bunların üstüne eklemeler yapacağız. Her ders bir sonraki dersin üzerine eklemeler geliyor. O yüzden arkadaşım lütfen ödevlerini yapmadan gelme. Çünkü ödevler çok önemli. Ben burada bu arada programı alıyordum. Bir dahaki derste 4 işlem yapacağız. Buraları iyi bilmezsek fonksiyon üstüne koyarak gidiyor iyi yapamayız. O yüzden ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim. Sözü fazla uzatmayalım. İşte, kar işte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.